İşte ana bir şey dedi, ayağım dedi, öbürlerden girmeyecek gibi oluyor dedi. Sanki ayak sesim geliyor, küpür 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 dedi. Ses küpür küpür. Ben hızlı hızlı yürüyorum ya iş yaparken. Küpür küpür geliyor gibi. Ana böyle deyip telefonu kapattım, bir daha ağlamaya başladım. Geliyorum lan, geri geliyorum lan, tamam. Hayırlı akşamlar can takipçilerim. Evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel akşamda sohbetimize sizler de eşlik etmek isterseniz buyurun videoma geçelim. Bu arada abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Geçtik yok ya bu Özkan, bizim Selva işler budamışlar. Ben evde yoktum. Ben de görmedim. Bayağı budamışlar. Bayağı tamam. Budamışlar ama yoldan tarafını budamışlar. Bu tarafı budamamışlar. Ben içeri girerken orada direkteydi. Bir daha bak dedim. O başa varmış be. Onu niye buduyor acaba? Ben çekecek ya. Bir kıydan ara döşüyorlar mı? Ne diyorlar? Tamam, onlar hepsini döşediler mi? Bağlayıverecekler sonra. Boruları döşeyip döşeyip. Belli yerlerde herhalde açık bırakıyorlar, nasılsa onlar biliyordum. En sonunda kısa süreli elektrikleri kesip bağlayacaklar. Evet. Onlar düzlemişler. Akşam namazından sonra daha uğraşıyorlar. Evet evet. Ezana yakın. Biz giderken uğraşıyorlar. Uğraşıyorlardı. Biz markete gittik de. Özkan'ın elleri bir ara ama sürekli berberde böyle suya sabuna dokunuyor ya. İlaçlı suyu. He, ondan mı bilmiyorum. Tabii saç boyası falan da yapıyor bazen tabii müşterilerine. Çatladıydı böyle, eksema da vardı. Kaynatıp senin eline suyu. Evet. Tut kurusunu kaynatıyorduk ana. Eli sıcak suyun içinde böyle dayanabilecek şekilde. Bu dut kurusunun içinde tutuyorduk böyle. Öyle 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 geçti, bayağı iyileşti. Bakayım Özkan. Şu an yok hiçbir şey, dümdüz. Oğlum bir ara ben sabah kalkıyordum valla. Sabah kalkıyorum, elim böyle. Şişmiş, kapatamıyordum. Hani makas açtım. Şöyle çatlak çatlak oluyordu ona. Bir de böyle şey oluyor, çatlıyor ya. Saçı keserken şeye giriyor, saçla oraya doluyor. Allah, çok kötüydü. Bir ara berberliği bırakacaktım ya. Bundan bayağı bir iyileşti, toparlandı ama sonra da kimdi bir Özkan sana? Artış katranı. Valla bir tane dayı var. Bana dedi, senin de elinde ne var dedi, getir bakayım dedi. Ben bak. Dedi, aktardan dedi, git dedi, ardış katran al dedi. Aynı da bizim pekmez gibi. Çam kokuyor böyle, ardış kokuyor. Elin onu dedi, süreceksin dedi. Bir tane dedi, çorap geçir veya dedi böyle şey, poşet geçir dedi. Adam dedi, iki gün yap dedi, sen şeyini dedi, göreceğim farkını. Elleri bir yapıyorum. Katran nasıl biliyor musun? Buzdolabı poşetini geçiriyorum buraya. Buradan da bağlatıyorum Burak Yura'ya birbirine denk geliyorum. Öyle yatıyorum. Sabah kalkıyorum, yıkıyorum. Bir geçti. Bak Allah bin kere şükür. Dut kurusundan ardış katranı. İkisi geçirdi. Dut kurusu da böyle akıyor ama. Kaynatsa ama böyle sokuyorum, dayanmadım, çekiyor. Öyle de. Onu ettim, bir de ardış katranı ettim. Allah'a şükür geçti. Yeşil böceler, oluyor ya şekere. Çamaşırlara ne konuyor, kabuk bir yeşil böceler. Poparca mı diyorlar ne? Popar böcek. Şekere o iyi geliyormuş. Ha, niye yiyeceğiz mi onu böceği? Onu yutuyorlarmış, kap gibi. Aa, ilk defa o, duyuyorum. Ana sen nereden duydun? Ben de büşüranım, şey kaynatasından. Allah Allah, yutamaz ama insan onu, ana böceği nasıl yutsun? Ya. İyileştiriyormuş mu şekeri? Hiç kalmamış, eser bile kalmamış. Kokarca. Konuştum. Onun başka adı da var. Şöyle kabuklu yeşil. Ha, yeşil öyle. Kurtuyor da bir çamaşırları. Ha, biliyorum biliyorum. Evet. O da birisinden duymuş. Duymuş. Ne? Denenmiş mi bu? Denenmiş. İlk defa duyuyorum ben. Şeydi. Yanım. Bayk adamı mı? Neydi bir yerde? Adam ne olur gelmiş üstüne konmuş. Hemen onun adam diktirmiş cebine konmuş. Böceği ne oldu o yakıdığını? O demiş şeker var. Ne zaman o çıkarsa çıksın fark etmiyor. Ne zaman yudarsın şekere iyi geliyor. Canlı canlı yudıyor ha? Canlı yudur durdu. Şöyle arkadaşlar. Biz köyde topluyoruz, kurutuyoruz. Ama bunu bandırıyorlar. Rengi daha koyu oluyor, kara oluyor böyle. Kararıyor yani. Bu o kadar kara değil yani, normal. Hayır, araştırıyoruz ya da. Birisi bana diyor, Urla'da diyor bir su varmış diyor.
Evet diyor, o suya diyor girdin mi diyor. İyi geliyormuş. Buradan biniverdi arabaya. Hı. Gitti Urla'ya. O suyu bulduk. Orma giriyorum. Su nasıl biliyor musun? Gayadan arasından çıkıyor. Karpuzu koysan çatlatacak. Şu kadar bir yer var orada. Soyundu. Soğuk mu? Daha buz buz karpuzu koymuşlar. O su şifalıymış sözde, iyi geliyormuş. Hatta dediler doldurun için. Getirdim, bir bidon getirdim, içtim. Neler yaptın ya? Birisi diyor kantron yağı iyi geliyor. Ama en etkili dut kurusundan ardış katranı ikisi. Arkadaşlar gece yatmadan sürüyorduk ellerine egzama için. O buzdolabı poşetleri var ya ince ana. Onların içine de böyle koyuyorduk ellerini. Bağlıyorduk şöyle. Sabaha kadar öyle kalıyordu. Normal şampuanla böyle yıkadın mı çıkmıyor. Evet. Sabunla yıkayacaksın, yeşil sabunla. Kızım, aban seni arıyor ya. Saklanmış. Günlapı beğendin mi Özkan? Yine de bunun şeysi daha güzel oluyor sanki. Yeşilken daha güzel. Tabii yeşilken farklı, kuruyken farklı olur tadı. Her sene adamlar getiriyor bizim dükkanın karşısında. Ben öyle alıyordum, yiyorduk elimizde. Kübra çok seviyor. Ama kahveyi de hiç koymuyordum. Nurdan'a gittim benim arkadaşa. O da kahvenin yanında ikram etti. Kahveyle çok güzel oluyor. İlk önce çikolata zannettim. Kahverengi ya. Şöyle. Sonra baktım şey, binnak kurusu. Kahvenin yanında çok güzel oluyor. Kurutuyorlar. Eve aldım ya, anam çok sevdi. Anama da alıverdim pazardan. Böyle kurusunu satan yerlerde. Ana. Ana damağından çıkmış. Şöyle hani yaşlandıkça böyle oluyor. Ebemin nasıl oldu bu da? Ebemin daha şey. Bağmaklar sayılıyor. Hani çoğu şeyde çok güçlüyüm ama böyle duygusal yanım da var. Anam gidecek diye şimdiden duygulandım. Anamın dedikleri aklıma geliyor geçen sene. Ben bayağı kaldım ya köyde, 40 gün falan. Ağlayacağım Özkan'ın. Böyle duygulanıveriyorum hemen. Neye aklıma geliyor? Neyse, ben bayağı kaldım 40 gün falan ya geçen sene. Sonra geri geldim, anamı aradım işte ben geldim falan diye. Sonra ertesi gün yine aradım. Anam şey dedi, ay yavrum dedi, öbür evlerden girmeyecek gibi oluyor dedi. Sanki ayak sesin geliyor, küpür 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 dedi. Ses küpür. Ben hızlı hızlı yürüyorum ya iş yaparken. Küpür küpür geliyor gibi. Anam öyle deyip telefonu kapattım, bir daha ağlamaya başladım. Geliyorum lan, geri geliyorum lan. Ya bir arada böyle hani uzun süre kalıp kalıp ayrıldığın insan duygulanıyor ya. Oruçlarda bir şey etme ana. Aha, bir şey etme, bir yatarım. Hemen kendi acık sonra, kendiden öt sonra atıyorum sırtına. Oturuyorum başına bekliyorum değil mi oruçlarda? Sofrayı attım. Daha yürüdüm ayağım. Televizyonu açtım. Çekyatı da yaktım. Ayağımın uyumuş kalmış namazçılar ne çekmiş ellerinde atık. Şaşmış oldum, bir korktum. Yapma kızım, yapma. Hayır, hayır. Yürü. Perdeleri yırtıyor. Kübra'nın odasındakinden, bizim yatak odasındaki perdeyi dışarı camdan çıkacağım diye. Şöyle cama çıktı, perde çekiliydi. Tırmalamış yeni yeni perdeleri, ikisini de böyle tırnağınla yırtmış. Ne arıyor bilmiyorum. Öyle o kokluyor her tarafı. Bak sandalyeye çıkıyor, oradan bakacağım diyor. Miyav. Miyav. Anam gördükçe kediyi sağda solda şöyle yürürken miyav, miyav diyordu. Çocuklar da miyav demeye alıştı senden. Perdeler yırtacağım. Oturdu galiba orada. Köyde gelince ikler çıktı mı Kınan'a? Yok yok. Çıkmamıştır daha değil mi? Çıkmamıştır. Özkan, elinden kır. İnce kabuk ya bunlar. Ceviz kırcıya getirmedim. Kırılı veriyor. Kabuklarını ayrı veriyorum da. Özkan kabuktan ayrı veriyor bak ye. Abimin kayınpederiyle, kayınvalidesiyle köye gidecek. Yakın köylüyüz zaten. Ben onları orada da çöldüm. Beraber gidecekler, hep beraber iyi olur. Bana müsaade var mı? Ben yatayım. Yat Özkan. Hadi Özkan. Aklınızı helal edin. Helal olsun. Hayırlı akşamlar.
Thank you.